Atıyorum buraya bir şey, hiçbiri çizmiyor. Buraya bir şey yaptınız, deseni çizdiniz, yan yana devam edecek dediğimizde işte ne geliyorsa aynı şekilde devam etti. Şimdi panomuzda da yine mesela işte bu diyelim pano yarıma almıştınız ve şöyleydi. Burada da bunu böldüğünüzde yine aynı yan yana gelecek gibi algılamış bazılarınız. Burada da şurayı yapıyorsunuz. Burasını bu bölgelere uyguluyorsunuz. Yalnız burada şöyle bir şey var. Bunlar bu tarafa geldiği zaman atıyorum bu böyle dönüyorsa böyle dönecek. Ortası burası. Burada da yine aynı şekilde böyle dönüyorsa böyle dönecek. Şunlara dikkat edin bakın. Anlatırken de çizerken de bunlar püf noktalar. Birini duymadığınızda, birini kaçırdığınızda, işte yanınızdakiyle konuştuğunuzda ya da ilgilendiğinizde o zaman ne oluyor? Şu detayı ben burada gösterirken kaçırıyorsunuz ve önüme gelen bu tarafa bakıyorsa bu da bu tarafa bakıyor oluyor. Bunu yapmamak için püf noktaları bunlar, bunlara dikkat edin. Buradaki çizilen desenin tekrarıyla karoda çizilen desenin, panoda çizilen özellikle bu kenar bordürlerin desenin tekrarı birbirinden farklı arz edebiliyor. O yüzden bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yarın öbür gün mezun olduğunuzda kendiniz çalışırken bir sipariş aldınız vesaire diyelim. Dolayısıyla şey yapmanız lazım. Hani her zaman bizi bulamayacağımıza göre telefonlarınızı açmam. Mesajınıza bakmam ona göre. O yüzden kapıya da gelseniz almam. O yüzden iyice öğrenin. Böyle tık 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 küpe hocam, gibi. Kaçırsak oluyor. Tabii olmuyor. Uzaylılar kaçırdı, UFO geldi falan böyle. O yüzden bunlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kapatabilirsin hatalarımızı.